Hatta kapıyı kırıyor, geliyor, burayı ittirerek açıyor. Kasaya Kopper adıyla anahtarı takıyor. Kasayı açıyor ve içerideki parayı alıyor. Çok rahat bir şekilde tekrar kapatıyor. Kopper adı anahtarla çekip buradan geliyor. Buradaki güvenlik kameralarını kontrol eden sorun var mı diyor buna? Bunu oluyor. Bunu aldığı için elektrik de kesik olduğu için bu takibatını biz yapamıyoruz. Artık memur beyler komşulardaki fabrikalardan teşvik yap. Pazartesi 8 gibi işime geldim. Normal odamı açtım. Baktım odada bir aksilikler var büromda. Kasanın açılıp para içindeki paraların alındığını keşfettim. Daha sonra kısa bir sürede hemen polise ihbarda bulundum. Polis memur beyler çok hızlı bir şekilde dönüş yaptılar. 8.30 gibi geldiler, tespitleri yaptılar. Çok hızlı bir şekilde 4 ekip geldi peş peşe. Çok titiz çalışmalar yaptılar. Parmak izi aldılar. Bizden burada çalışan personelin eşkalini istediler. Polisi tebrik ediyorum. Yani hiç ayrım yapmadan kendi personelim, kendi evlatlarım da dahil olmak üzere hepsinin potansiyel olarak incelemeye aldılar. Çok titiz bir çalışma yaparak çok kısa bir sürede 9 saat gibi zaman diliminde işi çözdüler. Yani giren rakam da büyük bir rakamdı. Yani bir ödemek için hazırlık yapıyordum. Dolayısıyla bayağı iyi bir şeydi, paraydı. 60 bin dolar vardı, 400 euro vardı, 40 bin TL vardı giden rakamlar. Bunların tamamına yakınını aşağı yukarı bize iade ettiler. Yani kısa az bir rakam, 10 bin dolar hariç, yani o kadarını harcamış kısa bir zamanda. Bunu bize iade ettiler. Malum genel olarak sanayide bir işçi sıkıntısı var. Biz böyle gelen işçi esasından bir şeyden geçirmemiz lazım ama biz dedik ya bir deneyelim bakalım zaman gösterir. Bir kısa bir zaman çalıştı böyle 1,5 ay kadar fakat tutarsızdı. Biz onu gördük. 1,5 ay sonra kendi isteğiyle ayrıldı. Hırsızlığı girmiş içeri bir kasa anahtarını kopyalamış. Aşağıdan elektriği kesmiş. Hafta sonu gelmiş. Hafta sonu olduğundan dolayı burayı da bildiği için gelip hemen elektriği kestikten sonra hemen odanın kapısını kırmış. Kasanın anahtarını da kopyaladığı için 2 saat içinde rahat rahat bu operasyonu kendi açısından yapmış. Bu güvenli kamera sistemini olan şeyi de komple almış. Polis memur beyler komşu fabrikalardan takip ederek çözdüler bunu. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde 2 saat içeride kalmış rahat rahat elektriği kestiği için. Aldı 10 bin doları 2 günde borçlarını ödemiş. Bazı borçlar varmış onları harcamış. Yani iPhone almış. iPhone'u memur beyler bize iade ettiler. İşte şahsi borçlar var. Bu iPhone'u duyan arkadaşlar diyorlar ki abi biz bu iPhone'a müşteri olalım. Madem zaten gitti buldun sen bunu bir işe yarasın bize ver. Bayağı bir talep var iPhone için. Yani çok böyle ihtiyacından emin olduğum kişi olursa da veririm sıkıntı yok.